başkanım, hoş geldin. İşçiyiz, karanlıyız, haklı savaşımızda. Koşarız yorulmadan, kavgamızın yolunda. Toplandık meydanlara, başladık alanlara. Umudumuz erişmek, aydınlık yarınlara. Gücümüz, desteğimiz her zaman yanımızda. Tek gıda sendik alırız, yalnız değiliz asla. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz 26. dönem toplu iş sözleşmesinde mücadelemiz masada son damlasına, son mücadelemize kadar devam ediyor. Ve genel merkezimiz, sayın genel sekreterimiz ve teşkilatlanma sekreterimiz buradalar. Süreci sizlerle paylaşacaklar arkadaşlar. Geldiğimiz son noktayı sizler birinci ağızdan dinleyeceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve mikrofonu İBM Başkanımıza veriyorum, teşkilatlama sekreterim. Değerli mesai arkadaşlarım, bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Yaklaşan Ramazan ayınızda mübarek olsun. Birliğinizi, beraberliğinizi devam ettirdiğiniz sürece toplu iş sözleşmesi sonucunda İstediklerimizi alacağımızı düşünüyoruz. Bugün bizim için çok önemli. Beraber hareket etme refleksimizin ne duruma geldiğini inşallah işveren temsilcilerimiz de bugün daha iyi anlayacaktır. İnşallah ona göre karar verecektir. Sıcak bir gün, çok kalabalığız. Ben toplu iş sözleşmesiyle ilgili detayları size anlatmak üzere genel sekreterinize vereceğim. Çünkü çok sıcak bir ortam var. Sizleri çok burada tutmak da istemiyoruz. Ben genel sekreterimiz Sayın Mustafa Akgüle'yi toplu iş sözleşme sürecini sizlere anlatması için mikrofonu kendisine veriyorum. Birlik beraberliğiniz için tekrar teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim, hepinizi burada görmek, samimi söylüyorum, tarifi mümkün değil. Ve dolayısıyla şahsım adına, sendikamızın adına ve çalışanlar adına, Türkiye çalışanlar adına bu birlik beraberliği sağladığınız için, burada olduğunuz için hepinizde Allah razı olsun, hoş geldiniz diyorum. Bugünün önemi büyük. Bugünle sözleşme için buradasınız. Kendi hak hukukunuzu arayarak değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki insanların gözü burada. Tekirdağ Sendikası'na bağlı bütün işletmelerin gözü burada. Niye? Eti Türkiye'de bir numara, kabul etmek gerekir ki 5000 kişilik bir iş yerinde Türkiye'de çok az bulduğunuz bir iş yeridir. Burada attığınız her adım, burada imzalayacağınız her sözleşme, burada çalışma hayatına getireceğiniz her katkı Türkiye'deki, gelecekteki sözleşmelerin önü olmuş olacak. Yine bugün, samimi söylüyorum, pazar. Hepinizin bir günü var, o da pazar. Çocuklarınızla, ailenizle parka gitmek, bir yere gitmek, hasta ziyareti, cemiyet ve dolayısıyla bunların hepsini sıfır çekerek burada olduğunuzdan dolayı Eskişehir'e ve eski et işçisine bu yakışır. Tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Peki, siz bunu yaparken Tekirdağ Sendikası Genel Merkezi biz de aynısını yaptık. Dedik ki, evet, çalışan arkadaşlarımız çocuklarıyla, aileleriyle hafta tatilini yok sayarak, oradaki yapacak bütün etkinlikleri yok sayarak bizim için de pazarın bir tatil yok. Biz de buradayız. Bugün huzurunuzdayız arkadaşlar. Sevgili olarak. Eğer izniniz var ise
İbrahim Başkan, Tarık Başkanınız, temsilcileriniz, baş temsilcileriniz, vardiya temsilcileriniz, kadın komisyonu, dili döndüğü kadar size sözleşmeler anlatmışlardır. Hava yeterince sıcak. Ve dolayısıyla iki salonun, samimi söylüyorum ki, her gittiğim yerde Allah ömür verirse, bu anı, bu güzelliği yaşatacağım. Yani ki anlatacağım, hiç şüpheniz olmasın. Sözleşmeye gelince de, çok şeyimi istedik. Gerçekten hak etmeyen bir ücretimi istedik. Gerçekten etin malı satılmıyor, pazar payı dipte. Ona rağmen bir şeyler istiyoruz. Hayır. Baktığımız zaman hepinize teşekkür ederiz. Katkı sunan her arkadaşımıza Allah razı olsun. Bir numara yapmışsınız. Pazar payı iyi. Ürünleriniz kapış kapış satılıyor. 2018'in bütün olumsuzluklara rağmen siz puan olarak da %2 büyümüşsünüzdür. Hazırladığımız taslak Tekirdağ Sendikası'na bağlı bu yıl 30'a yakın sözleşme ve 30 işletme sözleşmesi. 30 işletme sözleşmeler içerisindeki bir tanesi de ki 18'i bitti baktığımız zaman. 6-7'si de önümüzdeki hafta bitecek. O biten sözleşmelere işveren masasında konuştuğumuz şekilde size anlatıyorum. Emin olun ki üretimde, pazar payında, karda, doların çıkması, kurun çıkmasından dolayı eksikleri ve fazlalıkları var. Sesimize, çalışanların seslerine kulak verildi ve sözleşmeler birer birer bağlandı. Ve huzurlarına çıktık, arkadaşlara anlattık. Mutlaka %100 bir sözleşmenin beğeni yok. 18 sözleşmenin 18'i de %90, %95 arkadaşımız memnuniyetini güle güle harcayın dedik. Burada da temsilcileriniz, biz, bütün isteğimiz buydu. Bütün amacımız buydu. Uzun yıllar eti çalışanlarındır. Eti Eskişehir'indir. Etiye zarar vermemek için ne gerekiyorsa yaparız. Pazar mı? Pazara geleceğiz. Vardiya mı değişiyor? Vardiya geleceğiz. Üretimi bir numara mı yapacağız? Bir numara yapacağız. Dememize rağmen gönül isterdi ki bu salonu, bu sıcağı buraya değil de güzel bir etkinlikten beraber gece vardiyası saat kaç olursa olsun size sözleşmeyi bitirmeyi anlatmaktı. Tartışmak, evet başkan, evet arkadaşlar, hayırlı olsun, iyi oldu, Allah yedirmeyi nasip etsin. Ve dolayısıyla da hiç ücret yetmiyor ama iyi, işte her sene bir tane üzerine gidiyor. Peki taleplerimiz neydi? Baktığımız zaman yüzdeliklere falan bakmayın. Şimdi 1 lira, bir fiyatı 1 lira ise siz bunu 4 lira getirdiğiniz zaman %400 artış vardır. Ama 4 liradır baktığınız zaman. Ortalamanız öyle veya böyle Türkiye genelinde düşük olduğu için özellikle bize yüzdelik olarak getiriyorlar masaya. Bize diyoruz kardeşim yüzdeliklerin bir anlamı yok. %25, %30, %40, %45 yüzdelik bazında gelseniz dahi arkadaşlarımızın üst üste koyduğunuz zaman kıdemiyle ve ücreti sayanın aldığımız zam, istediğimiz talep 1100 lira. Bunu böldüğünüz zaman 30-35 lira gündelik. Yani istediğimiz bunun vergisi hariç, yani pazar payı olmasına rağmen oraya geldi mi duruyorlar. Peki talepler neydi? Bir-birdi bizim. Olmazsa olmazımız bir-bir. Neden bir-bir? Uzun yıllar sizin sözleşmeniz bir-bir olmadığından dolayı sürekli genç iş arkadaşlarımız almıyor, askeri ücret yukarı çıkıyor ve dolayısıyla bizim aldığımız zamlar askeri ücret kadar olmuyor, kabul etmek gerekir ki enflasyonu düşürüyorlar ikinci yıl. İşte 13 çıkıyorsa %26 zam gelince de 2250'ler, 2100'ler, 2558'i kabul görmediler. Yine diyoruz kendilerine, sırf etiye hasımhane değil, 18 işletmenin 18'i bir bir olarak geçti. Bu size has değil, tüm çalışma hayatına bir bir olmazsa olmazınız. Yine neydi? Askeri ücretle birlikte, 2558 liraya çıkan ücretle birlikte aradaki kıdem farkı azaldı, öyle mi değil mi? 5-6 yıl arasıyla 1 yıl arasında bir ücret kalmadı. Dedi ki bu ücrete de biz kıdem yılı koyalım. Kıdem yılı 45 lira istendi. Rakamlar en son geldiğimiz rakamlarda size söyleyeceğim. Her kıdem yılı da 45 lira istendi. Bu 45 lira rakam olarak sizi çok büyük yanıltabilir.
genel ortalamadaki maliyeti 1.3'tür. Fazla bir şey getirmiyor işverene. Yani çünkü niye? 3 senelik iş arkadaşımız var, 20 senelik arkadaşımız var. Topladığınız zaman 6,5 yıldır genel maliyet işverene %1,5 gibi bir rakamdır. Yine bununla beraber ikinci yıl 6 aylıklar dedik. Geçen sene sizin yazdığınız, anlattığınız şeyleri zaman zaman hepimiz öyleyiz. Eve bir koltuk alırsınız, bir yere koyarsınız. İkinci yıl o size rahatsızlık veriyorsa, oturma şekli bozuksa, televizyonu yemeye rahatsızlık veriyorsa Allah'ın kerameti değil, onu değiştirirsiniz. İkinci yılda 6 şarjlıklar kıdemirli, şey, 6 ay, 6 enflasyon 2 puan, 3 puan şekliydi. Yine bununla beraber geçen sene hepimiz, ben de dolaştım, geldim arkadaşlarla bayramda sözleşme bittiği zaman sözleşme sizin yanınıza geldik. Zaman zaman arkadaşlarımız dediler ki, ya bizim bu ikramiyelerde de sıkıntı var. Niye? Rapor alan arkadaşlarımız bir istihdat aldığı zaman, bu olduğu zaman, şu olduğu zaman haksız bir biz etkiden daha zengin değiliz. Bir de bizim de temsilci şube İbrahim arkadaşımızın ortak isteği bu ücret kadar, bu da bizim için önemli. Yani her altı altında rapor alınırsa, istihdat alınırsa ikramiyelerde kesinti olmasın. Bunlarla masada müzakere. Gelen talep nedir? Biz pazarı tartışmaya açtılar. Pazar 7. gün tatil olsun mu olmasın mı? Detayına inmiyorum. Bizim ses şekilde kendilerine cevabımız red oldu. 12. ayın 31'inde halen ısrarları devam ediyor. Ve yine istirahat alan ikramiye olayı, ikinci yıl ve de ücretler. Geldikleri nokta, zaman zaman arkadaşlarımıza gelip söylüyorlar, ediyorlar. 12. ayın 31'inde geçerli olmak üzere işveren teklifi bir değil. 300 lira. 2500'ün üstünde, yani birbirinin üzerinde askeri ücrete yalanamayan arkadaşlarımıza da 510 lira. İkinci yıllarda enflasyon, ikramiyedeki kesintileri biraz iyileştirme yaptılar. İşte nedir? Rapor, kanser, hastalık varsa belgelemek suretiyle olabilir. Allah kimseyi kanser etmesin, kimseyi hasta etmesin. O kansere, o hastalığa yakalanacaksınız, hayatınız kararacak. İkramiye tartışılmaz bile. O ikramiyeyi alayım mı almayayım, böyle bir şey kabul görür mü? Yani biz de kabul etmedik. Bu teklifler karşısında kendilerine dedi ki, siz gerçekten bu ücretlerin farkında mısınız, ne verdiklerinizi? Size bir hatırlatalım. Eğer biz sizi, olur ya akıl tutulması olur, bunu kabul ettik. Etinin biraz hatırı varsa, etinin çalışanları bu emeğe markayı bir lider eti lider yapmış, marka yaptıysa, olur ya bizde akıl tutulması olur. Sizde biraz bir şey varsa arkadaşlarınızı, çalışanlarınızı düşünürsünüz. Hayır deyin. Eğer 12. ayın 31'inde siz 300 lira biz kabul ettiğiniz zaman 1487 kişi, yani 1500 kişi %5,5 ve bazılarına sıfır zam geliyor. Yani 2230 lira, 2300 lira alan arkadaşımıza siz o zama göre 3600 lira, 2600 liraya geliyor, 2650 liraya geliyor. Asgari ücret kaç? 2558. Sendika ücreti kesildiği zaman ne oluyor? Ekside kalıyorsunuz değil mi? Yok o daltı maaşmış, yok buymuş, yok sosyal yardımlarmış. Geçin orayı. Peki yukarıya gelen zam nedir? 510 liranın karşılığı? 120 lira. 500 üstü olan arkadaşlarımızın 510 lira. Yukarı saat ücreti yüksek olan arkadaşımız, yani 2800-3000 lira brüt maaşı olanlara %12,5 gibi zam geliyor. 18 ortalama. En yüksekteki arkadaşa da %12 gibi zam geliyor. 520 lira. 520 lirayı güne böldüğü zaman ne oluyor arkadaşlar? 23-24 lira bir para. Bunu layık görüyorlar sizlere. Ve biz bunu hayır dedik. Bizim talebimiz ne? Eti'yi çok seviyoruz. Herkesten daha fazla. Eti olduğu müddetçe insan kaynakları olacak. Eti olduğu müddetçe fabrika müdürleri olacak. Eti olduğu müddetçe oradaki direktörler, fabrika müdürleri, vardiya amirleri olacak. Eti olduğu müddetçe sizler olacaksınız. Ama kabul etmek gerekir, her gittiğim yere söylüyorum. Eti varlığını devam ettirecek burada. Biz yöneticiler, kendimi de kastediyorum. Bugün varız, yarın yokuz. Öyle mi değil mi? Sinan Bey vardı, Cem Bey vardı, işte Basri Bey vardı. Yöneticilerin görev gereği Etti'deki herhangi işletmede görevleri biter, başka bir yere, başka bir ünvanın yukarıya gidiyor. Elbette onlara bir şey dediğiniz yok. Ama burada herkes bilsin ki, siz de haykırarak söylüyorsunuz, bizim kavgamız Eti'yle değil,
hakkımızın alın terinin karşılığını almak istiyoruz. Öyle mi değil mi? Evet. Ve o masada en son kalktığımız olay şuydu. Bir bir Tekirdağ Sendikası'nın ve etinin olmasa olmazı bir bir. Arkadaşlarımız söylemiştir zaten taslakta 380 lira gelmiştik. 280 lira yani 2558 lira üzerine 280 lira bir talebimiz var. Yokar bir bir ama yani 231 değil bir bir. Yokarıya da 850 lira değil mi en son? 850 lira sen herkese zam. Her kıdemli için 33 TL. İkinci yıl, birinci altı ay enflasyon arttı 2, ikinci altı ayda enflasyon arttı 3. Ha biterse ikinci yıl, 2-2 biter bir yani. İkinci yıl enflasyon arttı 4 puan, üstüne koyduğunuz zaman 4 puan şekli. Yine saymakla bitmiyor. Biz eti sevmesek, biz derken kendimi kastetmiyorum, sizleri kastediyorum orada. Sizin adınıza konuşuyoruz. 3 yıldır ben bu bilgi sahip değilim. Sizler vardiya temsilcilerine, temsilcilere söylüyorsunuz. Temsilciler, baş temsilciler, şube yönetimine, içinizde çıkan, gelen merkeze gelen arkadaşlar bana soruyor. 3 yıldır Allah'ta korkun biliyor musunuz? Elbiselerimiz değişmemiş yani. 3 yıldır yeni bir ürünlük alan bir arkadaşımız var mı? Hava atıyoruz. 100 çayı parayla siz isteyeceksiniz. Hiçbir işletmede çayı parasız paralı isteyen bir işletme var mı? Sizde var. Peki yetmeyip de ikinci sıkılaya da ben de işçilik yaptım hepimiz biliyoruz. İstediği kadar orada yemek fazla olsa hiçbir arkadaşımız çok acıkmadığı müddetçe ikinci sefer bol da olsa kartta yazılmasa adı yazılmasa ikinci yemeği masadaki arkadaşın yanında da olsa gidip alabilir mi? Siz yetmiyor ikinci yemeğe gidip alabiliyorsunuz öyle mi değil mi? Hiçbir arkadaşımız masada tok kalkıyor mu? Mutlaka bir şeyler falan var. Çay ocağına masadaki yöneticilerine sorduk. Ya sen etin işini ne biliyorsun kardeşim dedim ya. Çay ocağıyla makine başında kaç dakikayla gittiğini, nasıl gittiğini, hangisi derecesiyle, hangi nemle çalıştıklarını biliyor musunuz? Hayır. Ve dolayısıyla çok konuşacak şey var. Ama Allah sizi inandırsın ki bütün samimiyetime söylüyorum. Vallahi da billahi de yarın oruç Ramazan aklınıza gelmek ve de bize söylemek istemediğin istemişlere ayıp olur diye biz o masada kavga da, şey değil de en ağır şekilde söylenmiştir kendilerine sizin adınıza. Bugün onun için buradayız. Ve bir şey daha söyleyeyim. Söyledim kendilerine. Nabali büyüktür. Etinin de, bizim de. Siz bu rakamları gidip arkadaşlarımla paylaşacağım. Yemeğe girmeyecekler. Mesaya girmeyecekler. Pazar günü bu toplantı yapıp da arkadaşlarımız gelir, anlatırız. Arkadaşların doğrultusunda gitmeyen, sendikam adına söylüyorum bunu genel merkeze, onların adına atılacak adamın yanında, arkasında olmayan namerttir yüzlerine söyledik. Ve yüzlerine söyledik. İşlerine dedik bunları yapacağız. Bu pazar günü de burada toplantı olacak. Tecrübe ederken yaşadığınız, af buyurun, yediğiniz yanlış yapan kazıktır aslında. Tecrübe budur. Her tecrübe bir zarar görürsünüz, onun da yaşarsınız. Tekirdağ Sendikası Genel Merkez adına sözleşmeler bağlatırken son 18'dir arkadaşların adına Türkiye genelinde az çok takip edersiniz. 7 tane grev yaşadık. Her grevde bir tecrübe yaşadık. 5-6'sı da direkte döndü. Pınar et, pınar süt. Genel müdür, genel müdür yardımcıları patronlardan daha çok patroncu. Ve de samimi söylüyorum bildikleri bildik, çaldıkları tadık, düdük. Şube yönetimine, şube temsilcilerine sizin gibi rica bulundum. Bir pazar günü toplantı yapar mıyız? 2 sene öncesiydi bu. Korkumuz var. Sizin gibi işli dişli de değiliz. 700 kişi pazar mesaisi baskı yapmalarına rağmen toplantı oldu. 700 kişinin 550 kişisi masadaydı. İçim buz gibi rahatladı.
ve şimdi onlara dua ettim. Aslında bana bir şey yoktu. Kendi gelecekleri içinde ama orada davalarına sahip çıktıklarından dolayı. Buradaki bir toplantı yaparken emin olun hiç yanılmadım. Arkadaşlarla birlikte yanılmadık. Eskişehir her anlamıyla seçme, seçilme, insani, medeniyet şehri, insanların turist olarak gelmesi, etiğin çalışanları, marketliklerine göre böyle bir toplantıda birebir kendi hak ve hukukları içinse bu insanlar, bu kardeşlerim dedim 2500 gelir. 2500'ün üzerine gelirse başarılıyız. Çünkü %51'in fazlasıyız. Allah hepinizden razı olsun, arkadaşlar razı olsun. 4000 lira 2 tane salon, işveren görsün buraları. Türkiye görsün. Yaşanan bir olayı anlatacağım. Biraz da süreye değineceğim ve sizde hep konuşarak değil, sizin de söyleyecekleriniz olur. Size sözü bırakacağım. Bir, şuna başlayayım. Maret bize bağlı. Günün birinde beni aradılar. Dediler ki bizim bir arkadaşımızı apar topar kıdem tazamızı işten atıyorlar dedi. Atladım Tepeören İstanbul'u bilen varsa gittik. Niyedir dedik? Dediler ki kuzu kesiliyor, hijyeniktir ve dolayısıyla adam postu almış, kenara bırakmış. İşveren vekilleri diyor ki biz görmeseydik aldı alıp dışarıda bu namaz namaz kırmak için post yapacak evinde. Kuzu postu iyidir. Arkadaşımız da diyor ki hayır diyor, hijyenik olduğu için kıl boş değmesin diye ben kenara bıraktım diyor. Hayır diyor, iş aktifes. İlk 430 kişi, 430 kişi bu 98-99'da oluyor. 430 kişi, 430 kişinin birinde var diye yok. Herkes işi durduruyor ve yukarı onların salon toplantısı yukarıda. 400'ü orada. İşveren gelip diyor ki hepinizin iş hakkını feshedeceğim. Evet diyor, hepimizin feshet, inmiyoruz. Bir daha inmiyorlar. Çünkü akıl kârı değil. 400 işçiyi nerede bulacak bir anda? Korkuydu. Beni aradılar, gittik arkadaşlarla konuştuk. Toplantı herkes duruyor. Temsilci ve yöneticilerle birlikte işverene gittik, gelen müdüre. Ya dedik, demin anlattığım gibi anlattık. Ya anladık ettik, tamam dedi. Kabul ettik ama biraz da insafsız davranmayalım. Bunun kıdemini ve iparını verip, kıdemsiz iparsızdı. Göndereceğiz dedi. Hakikaten de başarı işletti kendimizi kıdemsiz. Döndük arkadaşlar bir dakika şimdi gibi temsilciler yaparkanımızda. Hadi gözü aldığımız arkadaşın dedik. Kıdem ve iparını alıyor. Ne diyorsun dedi başkan, kıdem değil bu, niçin çıkıyor? Hayır dediler. Kabul görmedi. Yine gittik. Apar topar kavga sonucu tamam dediler, buna bir ay izin vereceğiz. Bir ay sonra gelip işbaşı yapacak. Arkadaşlar işbaşına gitsinler. İnanın öyle bir mutlu geldim ki düşünebiliyor musunuz? Koç grubunda atılan bir adam geri dönüyor. Kanat olsa uçup geleceğiz. Şube başkanı olarak. Geldik arkadaş Aynsin gibi. Tepkinin en büyüğünü verdiler. Sen bizi anlamadın başkan dediler. Arkadaş bugün işbaşı yapmadığı müddetçe biz inmeyeceğiz aşağı. Ve sizin her şeyin üzerine yemin ediyorum ki şerefim üzerine yemin ediyorum. Bu arkadaş işbaşı yaptı, insanlar işbaşı yaptı ve emekli oldu. Böyle bir tehditlerle dolayı siz hırsızlık mı yaptınız? Siz yetinin malına zarar mı verdiniz? Amirinize, memurunuza karşı mı çıktınız? O beğenmeyen yamalı ünlükleri giyerken sağa sola basına buraya şuraya medyada onları mı şikayet ettiniz? Taş gibi köfte yerken, çayı bunu yaparken bir yere derdinizi mi anlattınız? Hayır. İstediğiniz çoluğunuza, çocuğunuza emeğin karşılığında 3 kuruş para almaktır. Bunun karşılığı sizi tehditten iş yeri atacaklarsa 5000 kişiye ne atınları görelim. Ve son bir şey daha. Ya arkadaşlar, asgari ücretle çalışıyorsunuz 200-300 lira üstünde. Bütün dosyalar elimde. Hepsi burada. Hepsi burada. Hangi arkadaşımız ne alıyorsa inanın arkadaşlarla beraber burada bir çalışan, bir sizin gibi çalışan her arkadaşımızın rakamını söyleyebiliyoruz. Siz asgari ücretin 200 lira, 300 lira fazlasını göze almayıp da köle gibi çalışacağınıza,
İş veren pazar payı bir numarayken göze alıp da risk alıyorsa siz niye almıyorsunuz abi? Biz niye almıyoruz? Tamam. Ve sonuç itibarıyla bizim ayın 13'ünde, Nisan 13'ünde ikinci 60 günümüz geldi. Başladı. 15'inde. Mayıs, Haziran'ın 13'ünde de 60 günlüktür, bitiyor. Biz yönetim olarak dedik ki, temsilci bu, kararı alıp da öyle gelmekti buraya. Buradan sonra döndüğümüz zaman genel yönetim biz, samimi söylüyorum, çağırırlarsan masaya varırız, görüşmeler hazırız. Değilse de en kısa zaman içerisinde oturup toplayacağız. Grev kararı ve uygulaması bir aradadır. O grev kararı nasıl fabrikalara göndereceğiz. Astığımız gün hemen zaten grev yok. 5-7 gün bir süreç var. O süreci birlikte yine dayanırız. Sizin bu birlik beraberliğinizi bozmadığınız müddetçe emin olun ki iyi sözleşme yapacağız. Eğer birlik beraberlik bozulursa, eğer biz gereğini yapmadığımız zaman sırf sizi değil, her iki tarafta sendikada bu birlik beraberliğe kulak vermeyip de ya ne olalım bitirelim derse inanın ki önümüzdeki dönem taslağınızı bile kabul etmede zorlanırsınız. Oysa etinin işçisi, etinin çalışanı Eskişehir'e yetmiyor. Sizin burada aldığınız her adım, aldığınız her karar, aldığınız her ücret çalışma hayatının önünü belirleyecek. Tekdayı sendikasının geleceğini belirleyecek. Hepinizin Ramazan'ı yarın, orucunuzu Allah kutlu etsin. Ramazan bayramınıza inşallah akıl selim bir şekilde sözleşmeyi bitirerek geliriz. Ve dolayısıyla her şey gönlünüze göre olsun. Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun. Bugünün beraber arkadaşlar. Siz göğsünüzü kapattınız. Ailenizin, çocuklarınızın göğsünü kapattınız. Bütün herkesin çalışmanın gözü buradadır. Hepiniz Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüze göre olsun. Varsa sorularınızın cevabını alim kafanıza takılan, değilse de yan salonuna geçeceğim, bilginiz olsun. Var mı söyleyecek bir şeyiniz? Buyurun. Geçen dönem çok iyi bir zam aldık. Fakat kayıplarımız da var. Geçen dönem taslak hazırlanırken 4 tane 6 aylık enflasyon dendi. 1-1 dendi. Fakat gördük ki 2 tane 6 aylık enflasyon aldı. 1 yıl. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru! Bir, sözleşme bittikten sonra ikramiyeler kesinlikle kesinti olmuyor. Şu an kesinti oluyor. Doğru mu arkadaşlar? Doğru! Alımımız varsa verdiklerimiz de var. Alınan hak verilmez. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Sözleşme bittikten sonra bazı arkadaşlar sendikaya gitti ama iş hakikleri pes oldu. Kimse arkasında durmadı. Evet, beraberiz. Biz bu taslağı da işçi olarak kendimiz belirlemedik. Doğru mudur? Doğru! Biriniz hayırdır, doğru mu? Önemli değil. 4 tane 6 aylık enflasyon, sözleşme 2 yıllık. Sözleşme 2 yıllık. Şu an Eskişehir genelinde sözleşmeler 3 yıllığa çıkartıldı. Kelime oyunu olmasın. Şeffaflık deniyorsa gerçekten şeffaflık olsun. Birlik olalım, alalım. Ama şu taslağı işçi onaylamamıştır. Soruyoruz, işçiye soruldu. Hayır. Bu taslağı hangi işçiye soruldu arkadaşlar? Sevgili kardeşim, samimi söylüyorum, bu güzel konuşmada zaten toplantı özeti buydu. Benim özellikle dikkat ederseniz başta hataları da, hata demeyeyim de, işte o kıdem şey, ikramiyeyi, o çay ocağı ve altı ay, ikinci altı ay. Şimdi şu, düzeltmekti amacımız. Bazen de hep biz böyleyiz. Yani ki iyi bir şey yaparsanız, beklenmeyen olaylar oluyor. Ve bugün sözleşmede, emin olun, işte hepimiz evliyiz.
bu taslak şekillerin oldukları gibi kabul etmiş olsalar, tıpkı hepiniz evlisiniz, çoluk çocuk sahibisiniz. Baktığınız zaman içinizde 10 yıllık, 5 yıllık, 15 yıllık. Bütün uğraşlara zaman kapıyı kilitleyin, içeri gidin, bir sürü eksikleriniz olacak ve devam edecek. Bu eksikleri geçen sene fark ettik. Neydi? Sizi inanmak size aittir. Siz nasıl eleştirdiniz? Bütün savcı sürümü, çalışanların, hasta olanların ikramiyelerinde kesinti olması yanlış olduğunu temin ederim ki bunlar hiçbir oğlumuzun oğlu değil. Çünkü haklar da aynı yerde. Aynı senin gibi tepki gösterdiler. Ve de geldiğimiz zaman ikinci yıl. Şimdi yeri değil, zamanı geldiğimizden tartışırız. Tabii kayıp derken ayrı bir konu. Taslağa geldiğimiz zaman, zaten bu birlik beraberliğin amacı buydu. Taslağa gelince de hepiniz düşünün. Şimdi birinin arkadaşınız var. Çok iyiyse diyorsunuz ki hiç iyilikler yapmış. Kötüyse kötülükler. İşveren hop oturup hop oynuyorsa orada ve o masalarda keşke kamera olmuş olsaydı, yemin ediyorum gördüğünüz zaman en son lafları birbirlerine söyleyerek o masalarda havada oluştuğunu. Çünkü niye? Bize haksızlık yapıyorsunuz. Eti batırmak için bir taslak hazırladınız diyor. Biz de tam tersine diyoruz. Sen %40 nerede aldın diyor. %40 taslak nerede var? Evet, buradaki bizim taslaktaki rakam sayısı söyledim ama Dipdop'taki bütün sosyal yardımlar yılbaşına girdiği zaman biz %40'lardayız. Yetiyor mu? Yetmiyor. O %40'ın karşısına diyoruz ki sen geç yüzdeliklere. Rakam olarak 30-35 liraya geliyor. 35 lira 15 senelik et işçisine yetiyor mu? Yetmiyor. Burada istediklerini yazsalar dahil ücrete yetmeyecek biliyoruz. Hatalar var, yanlışlar var. Olacak ki biz düzgünleri yapalım. Hepimiz öyleyiz. Bir ev yaparsınız, koltuğu oraya koyarsınız. Sonra bakarsınız o koltuğun elverişsiz olduğunu görürsünüz. Buzdolabını başka yere koyarsınız, bir sene sonra o doğru değil dersiniz. Televizyon ünitesini başka yere koyarsınız, bu yanlış olduğunu söylersiniz. Evet, yanlışlarımız olacak çünkü görev yapıyoruz. Bazen iyi yaptığımız şey, algı yanlış anlaşılıyor. Bütün samimiyetle söylüyorum, bunu itiraf edeyim ki, vallahi da billahi de başkasını bırak, çay için dedim. Eğer bu çay bizim arkadaşlarımızın biz 60-100 bir fiş alacağımıza çalışmasını, çayını, zamanını oynayacaksa vazgeçiyoruz, almıyoruz dedik. Hayır dediler, böyle bir şey yok. Zaman zaman bunlar oluyor. Düşün, hepimiz arkadaşız. Ben sizde 500 lira borç istiyorum. Filan gün vereceğim diyor. Vermediği zaman iki yol var. Ya onu öldüreceksin, ya yakasını yapacaksın, ya da ikinci gün istediği zaman vermeyeceksin. İşte bizim bu sene geçen hatalardan dolayı hepsini rahat zaptına alıyoruz. Oturduğumuz şeyi yanlış anlamamak için emin olun ki hasta olan arkadaşlarımıza biraz da orada bir katkı getirirler. Yani bilginiz olsun, bunları yapalım. Döndüm arkadaşlara, ne diyorsunuz? Bütün temsilcinin senin tepki verdiğin gibi bu head kulüple birlikte. Hayır başkan dediler, olmaz. Ve o olmadı, bilginiz olsun. Yani ki bunları bizim sizde sırağımız, eksiklerimiz, yanlışlarımız, fazlalıklarımız. Bilin ki hiçbirimize kalmayacak. Burada her bir kuruş aldığımız, işte demin kardeşimin kucağında çocuğu var. Ailenize, çocuklarınıza ve geleceğinize. O masada otururken eti değil, her işçi için, her çalışanımız için yemin ediyorum ki bakış açımız budur. İnşallah burada da Allah bizi utandırmaz. Bu sözleşmeler taleplerimizi olduğu gibi de kabul etseler, iki sene sonra Allah ömür verirse siz olursunuz, biz oluruz, olmayız. Yine sıkıntılarımız, yine eksiklerimiz olacak, yine tamamlayacağız. Yine diyorum, bu birlik beraberlik içerisinde sizi kutluyorum. Bu birlik beraberliğinizi hiçbir zaman için bozmadığınız müddetçe başaracaksınız. Yani buranın sahipleri sizlersiniz. Bu uyarıcı konuşmandan dolayı teşekkür ederim. Zaten biz bunun da farkındayız kardeşim, bilginiz olsun. Kesinlikle duracağız. Şimdi şu var. Arkadaşlar. Bir gitmeyin arkadaşlar. Burada ne olursunuz ya. Telefonun eskisi gibi değil. 7 tane sözleşme yapılmış. 7 sözleşmenin grev yapılmış. Tarihte ilklerdir. O grevlerin arkasında hep Tekirdağ Sendikası var, orada da olmuşuzdur. Burada siz birlik beraberliği, temelimiz masada bitsin. Olmadığı zaman grev kararı astığımız sabah, biz orada olacağız genel merkez olarak, genel başkan dahil. Arkadaşlarımız olacak. Burada birbirimize namus şeref sözü veriyor muyuz? Hepimiz orada olacak mıyız? Söz mü? Söz mü? Dönem namet olsun. Başkanım, 2009'da da beraberdik. Şimdi şu var, haklısınız.
2019 bölgeler vardı tartışma, şimdi mutlaka bizim burada da şey var. Bölgelerin, genel merkezin yeni yapılaşması, birebir sözleşme bitiyordu. Kimse açıklamıyordu, insanlar birbirini tanımıyordu. Kimse ne olduğu belli değildi. Birden fazla eksikleri vardı. Bugün baktığımız zaman öyle mi değil? İşçi arkadaşlarımız birlik beraberlik içerisinde. Şimdi hayatta bir Fenerbahçe, ya yanlış bir gol yemiş, yenilmiş. O Fenerbahçe hep yenilmesi mi gerekiyor? O Fenerbahçe gözden mi geçirmek, gözden mi çıkarmak gerekiyor? Sen tarihin birine yenildin. Ya bir de galibiyetini kutlayalım beraber burada. Orada yanlış yaptık, bugünler birlikte tersini yapalım, onların gözüne yüzüne vuralım. Özeti bu. Boksör çıkıyor, bir sefer iniyor, nakavt oluyor. Misal diyelim, o boksörü bir daha yemeğini suyunu kesip arkasında olmamak gerekir. Onu ikinci bir raundda şampiyon olarak getirmek gerekiyor. Bugün sizin şampiyonluğunuz, birlikte onu yapalım diyoruz. Özeti bu. 2019'da siz ne kadar kızıyorsanız biz de o kadar kızıyoruz, bilin yani. Ama o 2009'da sana samimi söylüyorum. Ne o işçi arkadaşımızın çoğu, ne de sendika, biz de orada ders çıkardık. Onun için buradayız. 2009'da o greve giderken böyle bir toplantı var mıydı? Var mıydı? Evet, fark bu işte. Biz de o farkı merak ediyoruz. Beraber abi, şüpheniz olmasın. Başkanım, şimdi bu rakamların altına kesinlikle inilmesini kimse istemiyor değil mi arkadaşlar? Olmazsa olmazımız. Grev olursa bu rakamların, yani sözleşmenin artması gibi bir ihtimal olacak mı? Şimdi rakamlarda değişiklik olacak mı? Yani onu soruyorum. Şimdi şu var. 7 tane grev yaşadık. 7 tane grev yaşadık. Eğer grev bakınız. Doktor Rütker'de bir grev yaşadık. Eğer oradaki işçi, samimi söylüyorum, çalışan o gün %100'ü kapının önünde olsaydı akşama doğru bizi masaya geleceklerdi. 130 kişinin 80'i girmedi, 40'ı girdi. Girenler de dediler ki birebir grev kırıcılar gelecek. O gün biteceği sözleşme, rakamlar bir yere gelmişti. 28-30 gün sürdü. Elbet gözden geçirdik. Bugün döndüğümüz zaman grev kararını astık. Masaya gelmedi. Samimi söylüyorum, geldiği zaman, bir yere geldiğimiz zaman rakamı, grev yaşanmış, grev arasında bizi çağırmışlar, gelin görüşelim. O zaman yine genel yönetim karar alır, gerekirse bir fikrimizi, düşüncemizi, elbet greve giderken eskisi gibi olmayacağını belirtmek isterim. Çünkü niye bir grev yaşanmış yani ki? Gelin sizin talepleriniz değil, o zaman da deriz yani ki, burada da şüpheniz olmasın. Eğer izniniz varsa, diğer arkadaşlar da yarın kızmasınlar bize, ya o salonda geldiler bizim yanımıza, böyle bir salon orada var. Yani ki çok olduğundan fazla büyük. Yine söz varsa deli o tarafa da geçsek iyi olur eğer bugün görseniz. Şöyle arkadaşlar bilin, Haziran 15'ine beklersek siz yapmasanız daha iyi olur. Döndüğümüz zaman hiçbir anlamı yok. Ve burada gittiğimiz zaman en kısa zamanda yazıp göndereceğiz sizin videonuzu. En kısa zaman neyse o olacak yani. Evet. Bugün arkadaşlar grev kararını alıp da gelebilirdik buraya. O neydi biliyor musun? Onun arkasına sığınmarak gelmekti. Burada dönüp de grev kararı, bak arkadaşlar bize bir şey söylemeyin ha. Biz grev kararı aldık da geldik. Onun için gelmedik. En kısa zaman neyse onu yapıp göndereceğiz. Neydi? Biz grev kararı aldık gelmek devacılıktı. Bize dendi ki daha önce pazar mesailerine gidilmeyecek. Mesailere kalınmayacak denildi. Onun içine pazar mal var mı mesaileri de dahil mi? Detayına girmek istiyoruz. Arkadaşlar, bundan sonra her yaptığı bir şey, döndüğümüz zaman samimi söylüyorum, zor olan çok önemli yerler var. Onun mutlaka gelmesi gerekiyor. Grevde bile onlar var.
Onun dışında bu işin pazarı cumartesi akşamı yok, kimse gelmeyecek yani. Kibiriniz olsun. Peki bugüne şu ana kadar anlattıklarınız hep olumsuz şeylerdi. Olumlu ne olacak bundan sonra? Bundan sonraki süreci adım adım bize anlatacak mısınız? Şimdi, her şeyi paylaşacak mısınız? Şimdi tabii. Şimdi bir, bizi çağırdıkları zaman gittiğimizi sözde söyleyeceğiz. Tekliflerin ne olan olduğunu. Gittiğimiz zaman en kısa zamanda grev kararını alıp göndereceğiz. Pazar mesailerine ve diğer mesailere zorunlu olan, hayati tehlike olan dışındakilere kalmayacaksınız. Ve de grev kararını aldığınız zaman gelip sizlerle bilgilendireceğiz. Ücretler bir bizim olması olmazımızdır. Demin dediğimiz zaman kıdemiyle olması olmazımızdır. Arkadaşlarımızın hastalıktan dolayı, bundan dolayı bunlar. Kesinlikle ve kesinlikle giyim, elbise parası, çay, servis, bir daha masada biz konuşmak istemiyoruz. Diğer yerlerde olduğu gibi demeseydik saydıklarımız, bunlar olması olmazını sizlere de anlatacağız. Başkanım son bir şey söyleyeyim. Bugün böyle toplandık değil mi? Buyurun kardeşim, haklısınız. Evet, buyurun, buyurun. Onlar serbest. Grev konusunda. Çoğu bir arkadaşımız da tecrübesiz. Şimdi greve gittik. Bugün buradayız. O gün dedik ki yemek yemeyeceğiz. Yemedik. Birlik beraber. Sendika maddi olarak arkamızda tutacak mı? 2 ay, 3 ay, 5 ay. Benim ev çektiğim kredi borcum var. Korkak. Söylesinize. Şimdi. Şimdi şu var. Bir, bilgilendirilme, greve nasıl gidilecek hep anlatılacak, bilginiz olsun. Yok anlatacağız, geleceğiz. Yani... 3 ay, 5 ay sürerse ne olacak? Arkadaşım, şimdi... geçen dönem biz bunu 5 dönem, 7 gün dayandık, 7 gün. 9 gün dayansaydık bir şey olmayacaktı. Şimdi şu... Dayanacağım, mecbur. Para alacağız burada, dayanmak zorundayız. Ne yapalım? Şu var arkadaşlar. Grevin uzaması, bakınız, işverenin tamamen size ve bize bağlı. Bakınız, bir saat tüm işçi işbaşı yapmasın, greve uysun. Siz yanlış anlamayın. Bize Ahmet'e, Mehmet'e kızarak geçmişe değil. Kendiniz için istiyorsunuz. Burada yapacağınız kendiniz için. Sonuna eğer kadar burada, başkanım, sonuna kadar. Yani burada bir gün tüp fabrikalarda yemekhanedeki gibi girmediğiniz zaman akşamüstü çağırmasalar, görüşmeseler deseniz Ahmet'im gelecekler ya. Velakin uzadı. Tekirdağ Sendikası'nın genel başkanı demek istemedim. Ve sana samimi söylüyorum. Eğer uzadı, sizin burada tarihin en güzel binanız ve sosyal tesisiniz yapılacak. O durur, sizin destek verir. Üzeti bu kadar yani bilin. Orası durur, burası devam eder. Her şeyi gönlünüze göre olsun, Allah'a emanet olun. Tekrar. Allah sizden hepinizden razı olsun. Bu bilginizi, beraberinizi bozmayın. Bir şey daha söyleyeyim. Gitmeyin, bir şey daha söyleyeyim. Grev kararı almayıp da, o grev sabahı biz orada olmadığımız müddetçe, siz ne derseniz bize haklısınız. Ama biz grev kararı alıp da temennimiz o değil. Orada siz hepiniz orada olduğunuz müddetçe de, biz sizin yanınızda olmadığımız zaman siz de gereğini yapın. Yine bizim amacımız eti değil. Eti idare edenlere de kavgamız yani. Etinin markasıyla, etinin işvereni değil. Etinin adına mücadele edenler var. Bugün varlar, yarın olmayacaklar. Siz hep burada olacaksınız. Başkan, her türlü yanındayız. Teşekkür ederim. Başkanım, platform orada. Başkanım, platform orada. Başkanım, sonuna kadar. Başkanım. 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 Başkanım.
Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz. Teşkilatlandırma sekreteri Sayın İbrahim Eren. Bizden biri, ikimizden biri, Eskişehir'den birisi. Hoş geldiniz başkanım. 5000 kişiyi arkanızdayız. Hoş geldiniz saygıdeğer başkanım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 26. dönem toplu sözleşmesinde gelinen son noktayı genel merkez Sayın Genel Sekreterimiz Akkürek Başkanımız ve Genel Teşkilatlama Sekreterimiz İbrahim Eren Başkanımız size açıklayacaklar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Değerli mesai arkadaşlarım, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Hepinizin Ramazan'ı kutlu olsun. Süreci hep birlikte izliyoruz. Öncelikle birlik beraberliğiniz için çok teşekkür ederim. Birlik beraberliğimiz olduğu sürece geçmişte bunu tam anlamıyla pek yapamadık. Ama şimdi geçmiş birlik beraberliğimiz olduğu sürece inşallah çok güzel şeyler yapılacak. Şu an toplu iş sözleşmesiyle ilgili detaylı bilgileri genel sekreterimiz size verecek. Sizlerden ricamız bugün beklediğimizin de üzerinde bir birliktelik var. Bunu devam ettirmeniz, bunu devam ettirdiğimiz sürece başarılı olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Sizler böyle olduğunuz sürece biz sendikacılık yapabiliriz. Bunları da unutmayın. Biz 9 yıldır hep bu birlikteliği hayal ettik. Bunu da unutmayın. Hep müzakereyle bu zamana kadar işleri çözdük. 9 yıldır da zaten 2009'dan beri gelinen noktayı da takdir edersiniz, eksiklerimiz vardır ama çok iyi şeyler yaptık. Kademe sisteminden tutun, sosyal haklarda ilerlemeler kaydettik ama mutlaka eksiklerimiz var. Bu dönem müzakere bir sonuç vermedi. Sizlere ihtiyacımız var. Beraber çok güzel şeyler yapacağımızdan şüphemiz yok. Görüyoruz ki eti işçisi her şeye hazır. Siz hazırsanız biz de her zaman hazırız. Ben sözü uzatmadan genel sekreterimize veriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben Şube Başkanı'na, İbrahim kardeşime teşekkür ediyorum. Ve sizlere de. Bugün pazar ve dolayısıyla bir tatiliniz vardı. Çocuklarınızla parklara, bahçelere imkan varsa tabii. Eş dost ziyareti, hasta ziyareti, cemiyetler. Ve dolayısıyla burayı seçtiniz. Burada olduğunuzdan dolayı hepinizi, sendikam adına, şahsım adına hepinizi, tüm kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum.
Tabii siz geldiniz doğru. Önemi çok önemli. Biz de sendikanın genel merkezi olarak arkadaşlar, temsilciler, biz de samimi söylüyorum. Evet dedik. Bizim de gideceğimiz bir yer, hasta, ziyaret, cemiyet veya de gideceğimiz bir yer varsa orası kadar önemli değil. En önemli burası. Biz de buradayız. Peki neden? Nedenini biraz önce içerideki arkadaşlara anlattık. Dilimiz döndüğü kadar söyledik. Gönül isterdi ki sözleşme bitip de bittiği gece geç vardiyalarda olsa beğenip beğenmeme günün sonunda iyi bir sözleşme yaptığımızı size anlatmaktı. Tekday Sendikası'nın 30'a yakın işletmede sözleşmeleri var. Bunların 18'i bağlandı. Ki günün şartlarına göre de emin olun ki hayat pahalına göre değil, Türkiye'nin en güzel sözleşmelerinden biriydi. 5-6 tanesi de bu önümüzdeki hafta bitme ihtimali var ve bitecek. Bu dediğimiz 30 işletmenin içerisinde biri de Eti. Taslaklarımızı hazırladık, ettik. Gerçekten diğer taraflarda çok az isteyip de Eti de çok efaki bir şey istemiş miyiz? Hayır. Baktığımız zaman normalin üstünde ve altında tüm Türkiye'deki sözleşmelerle birlikte birileri. Peki bunlar içerisinde diğer konulara girmiş, yok işte buymuş uymuş. Yol aldıklarımız var, almadıklarımız var. Ama günün sonunda yılda bir sefer elbet önemli. Çocuk yardımı, aile yardımı, yani çocuğun aile yardımı dediğimiz veya işte ölüm yardımı. Bunlar önemli, Allah göstermesin çok da hayati önem teşkil etmiyor. Neydi? Tekirdağ Sendikası'nın ve sizlerin olmazsa olmaz bir bir dediğimiz. Neydi? Arkadaşlarımızın kıdem yılı. Çünkü asgari ücret belli bir yere gelince de 2558 liraya geldiği an 7-8 senelik bir işçi arkadaşımızdan yeni bir arkadaşımızın veya diğer bir arkadaşımız aradaki kademenin gittiğini. Neydi? Zorunlu olarak buradaki arkadaşlarımızın hastalanıp, istirahat alıp, rapor alıp ve de bu raporlar sonucu ikramiyelerde kesinti olmaması. Öyleydi değil mi arkadaşlar? Özeti bu. Her ne hikmetse işveren buna ciddi bir şekilde karşı çıktı. Olmasa olmaz diyor. Nedir işverenin talebi? Teklifi? Bir bir değil de 12. ayın 31'i. Herkese 300 lira zam diyor. Peki 12. ayın 31'inde bir arkadaşımızın ücreti 2230 lira. Veyahut da 2320 lira. Burada 1500 kişi asgari ücretin altında 2558'e çekildi. Bunların üzerine 300 lira zam koyduğunuz zaman 2330 lira artı 300 lira olduğu zaman 2630 lira. Asgari ücret kaç? 2558. Sendika aidatını kestiğiniz zaman asgari ücretten başar. Biz de döndüğümüz zaman geldiğimiz arkadaş hayırlı olsun size zam yaptık, 300 lira zam aldık. Öyle mi değil mi? Reddettik. Dedik ki hangi zam alırsak bir bir olmalı. 2558'in üzerinde olanların da taleplerimiz, dedik ki bu hafta da var, 2 yılın üstü 6'ı anlatacağız. Kıdem yılı 45 liraydı talebimiz, en son 33 liraya düştük. Ve de her ücretlere de 900 lira zam istemiştik değil mi? 900 lira. 850 liraya kaldık. İşverenin teklifi yok aralara da 510 lira. İstihatlara geldikçe de sıkıntı had sefada. Peki biz bunu kabul etmemiz mümkün mü? Hayır. Çok bir şey mi istedik? Hayır. Dedikleri %50'ye göre kendilerine göre bir rakam koyuyorlar. Yediğiniz suyu da bile, içtiğiniz suyu, bindiğiniz arabayı, yani aldığınız o doldurusu almadığınız elbiseyi bile sayıyorlar. Sizin maliyetiniz, zam istediğiniz zam %39, %40 asgari ücreti koyarak. Biz de diyoruz ki burada 1 lira, 5 lira aldığınız zaman, 5 lira zam yaptığınız zaman, 4 lira zam yaptığınız zaman %400 zam yapmış ama topu topuna 500 lira. Tarihinin birinde almaya değer olmuştu. İşte Türkiye'ye geldiler, grev vardı. Siz ne istiyorsunuz? Devlet ne veriyor dedi. Arkadaşımızın biri dedi ki %100 istiyoruz. Almanya'da %100 diye bir olay yok. Fabrikaları mı istiyorsunuz abi? Dedi, maaşlarımız asgari ücretin altında. %100 aldığımız zaman asgari ücret geliyor. Ya, öyle deseniz dediler. Kelime oyunu. Peki bunun karşılığında biz arkadaşlar ne diyoruz? Sizin getirdikleriniz rakam olarak biz 900 lira kıdem ile verdiğiniz zaman
Bu arkadaşlarımızın ortalama 25-30-35 lira günlük bir zam geliyor. Çok mu peki bu hayat pahalılığına göre? Baktığınız zaman işte iki çay bir şey yediğiniz zaman böyle. Kabul görmedi. Yine sizin talepleriniz içerisinde. Ya eti, marka. Gerçekten baktığımız zaman 18 işletmenin sözleşmesini bitirmişiz. İllerleme olmuş, pazar payı pek gitmemiş. Eti pazar payında da %2 büyümesine rağmen marka yapmışsınız. Markanın karşılığında 1000 numara olmuşsunuz. Her bakkalda, her yerde gittiğiniz zaman bırakın her markette ürününüz satılıyor. Bu sizin alnınızın emeği değil midir? Peki bu alın emeğin karşılığını alabiliyor musunuz? Hayır. Öyle mi değil mi? Ben 3 senedir almadığınız elbiseyi dikip dikip zayıflayana, zayıf elbiseyi kilo alana, kilo elbiseyi, yırtık elbiseyi, dikim elbiseyi hiçbirini söyledik mi abi? O da masada tabii dedik. Bunlar artık yok. Hiçbir yerde biz de çalıştık. Hangi arkadaşımız olursa olsun hiç kimse bir şey demese dahil, yemek bol olsa dahil masa gereği, arkadaşın yanına gereği gidip o yemeği ikinci sefer almazsınız. Öyle mi değil mi? Hangi arkadaşımız o aldı 3 tane taş gibi köfte veya de adı günah Allah yazmasın yemeğin ne durumda olduğunu biliyor muyuz? Hiçbir yerde çayın paralı olduğu yerde geçen sözleşmede yani ki başarı elde etmişiz gibi 100 çay bedavadır diye hiçbir işletmemizde parayla çay satılmıyor. Eğer siz Eskişehir, niçin bunu anlatıyorum? Etiye ve Eskişehir'e zarar vermiş olsaydınız internette, sosyal medyada, burada, şurada elbisenizi çekerdiniz, ben böyle yapıyorum, şunu yapıyorum. Amacımız eti değil, değil mi yani? Emeğin karşılığını almak. Özeti, masada dedik ki kendilerine, eğer bu şekil kabul görmese, biz ciddi bir şekilde döneceğiz arkadaşlarımıza, ilkin yemeğe girilmeyecek. Ve dolayısıyla yemeğe girmediniz, teşekkür ediyoruz, var diye var diye. Yine kendilerine söyledik, salon toplantısı yapacağız dedik. Salon toplantısında tüm arkadaşlarımız gelsin dedik. Arkadaşlarımızın birlik beraberliğine ihtiyacımız var. Ve samimi söylüyorum, tüm işletmeleri dolaştım geldim. Arkadaşlarla şunu söyledim. Bunu söylerken işverene, inşallah dedim arkadaşlarımız eğer 2500'ün üzerinde adam orada olursa bizim masada elimiz güçleşir, daha fazlasını yaparız. O salonu buraya gördüm, 2500 değil de 4000'ler oldunuz. Ve dolayısıyla bu birlik beraberliği sağladığınız için, burada olduğunuz için size defalarca teşekkür ediyorum. Hakkınızı, hukukunuzu aradığınız için teşekkür ediyoruz. Oraya iyi mesaj gideceğinizden dolayı o anlamda teşekkür ediyorum sizlere. Peki bu birlik beraberliği size ne getirecek? Orada da konuştum, burada da anlatayım. Maret'te şube başkanıydım. 99 müydü, 2000'di. Arkadaşımızın biri kuzu kesimi var. Kendine göre kuzu orada hijyenik olduğu için kuzu postunu dışarı bırakmış. İşveren yakalamış, diyor ki sen dışarı alıp da bunu güzel post olur oturacaktın veya bir şey yapacaktın diyor. O da diyor ki hijyenikten dolayı ben oraya aldım. Bu adamın şakti fes. Apar topar temsilciler şubeler devreye giriyor. Şube temsilcilerimiz. Hayır diyorlar, kıdemsiz iparsız. Arkadaşların 400'ün üzerindeki insan, 400 küsür kişi, 450 kişi, onların yemekhanesi üst katta, herkes olduğu gibi tezgahtaki malzemesini bırakıyor ve üst kata çıkıyor. Birimiz çalışmayacağız diyor. Oraşlara rağmen bize haber veriliyor, şuva başkanı olarak ben gidiyorum. Aynen burası gibi salon dolu. Ne oldu? Bu arkadaşımız dedi, kıdemsiz, iparsız, şaktı, fes. Bu adam hakkına, hukukuna kavuşmadığı müddetçe aşağı inmeyeceğiz. Döndük temsilcilerle falan beraber işverene gelen müdüre gittik. Adamlar inmiyor. Onlar da tehdit ediyor biz önce. Hepinizi işte atacağım. Hepinizi perişan edeceğim. Evet, 500'ümüzü de atıyorlar. Çünkü 500 tane, 450 tane adam vurması mümkün değildir maretin. Geri adım atıyor biraz. Evet diyor, ben de kıdemsiz iparsız göndericiydim ama kıdemini vereceğim. Açık konuşalım, biz de başarı elde etmiş gibi gittik arkadaşlara böyle içerilerini sağlayarak. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun dedik, arkadaşın kıdemini aldık. Ne diyorsun başkan dedi, suçsuz atsız adamı dedi atmışlar. Kıdem değil, bu adamı dedi, işbaşı yapmadan mümkün değil. Tekrar döndük gelen müdüre dedi ki durum böyle böyle. Bir ay sonra dedi, işbaşı yapsın, kendisine bir ay ceza vereceğim. Bir ay sonra bu adam gelip işbaşı yapacak. İnanın koşarak geldik salona. Arkadaşlar
arkadaşınız bir ay sonra işbaşı yapacak. Düşün, Koç grubunda ilk adam bir işbaşı yapıyor. Sen dedi bizi anlamadı, işveren bizi anlamadı galiba. Bugün adam aşağı işbaşı yapmadığı müddetçe biz aşağı inmeyeceğiz. Vallahi billahi adam işbaşı yaptı ve emekli oldu. Şimdi size soruyorum. Hangi şartlarla sizi tehdit ediyor? Ekinin böyle bir derdi var mı patronların, üst düzey yöneticinin? Böyle derdi olsa fabrikaları açmaz, insanlara iş vermez. Kendini kralcıdan daha çok kralcı tanıyan adı neyse sizi tehdit edip de iş hakkınız fesholur. İşte atılırsınız. İşte birbirinize sahip çıkmadığınız müddetçe hep bütün olarak o insanlar meydan okuyor. Hangi, ne yaptınız? Bir numara yaptınız mı etiği? Yırtık elbiseyle gittiniz, sesinizi çıkardınız mı? En zor şartlar altında çalışırken bir şey dediniz mi? Üstü akan servislere binerken bir şey dediniz mi? Taş gibi köfteler, yani adı köfte, gramı belli değil, sesini çıkardınız mı? Ailenize, çocuklarınıza 3 kuruş emeğin karşılığını alacak, birileri gelecek sizi tehdit edecek. Var mı böyle bir dünya? Yok. O zaman biz onun için buradayız. Evet, dönebilirsiniz, akla gelebilir. Ya 2009'da bu oldu. Geçen sene sözleşmede sosyal yardım adı altında bizim o işte ikramiyeler alındı. Zarar gördük. Çayda uzun mesafede bu oldu. Elbet eksikler, fazlalıklar var. Hepimiz aileyiz. 6 aylıklar. Yeri değil, tartışırız zamanı geldiği zaman. Dedik ki evet, hepinizin evi var. Bir koltuğu bir yere koyarsınız. Bir buzdolabı bir yere koyarsınız. Bir fırını bir yere koyarsınız. Olmadığı zaman dünyanın sonu değil ki, değiştirirsiniz. Ve 2019'da ne oldu? Elbet sıkıntı bir dönem yaşadık. 2009'un şartlarıyla 2019'un şartları ayrı. Nedeni, bölgeler var, sözleşme bitiyor, haberiniz olmuyor. Kimin ne olduğu belli değil. Sendikacılarınız doğru tahmin etmiyorsunuz. O dönemin olumsuzlukları şimdiki gibi yine önünüze getirmemeniz gerekiyor. O zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tarihin birinde yeniliyor. İyi boksör çıkıyor, knockout oluyor. İyi bir güreşçi, bir sene emek veriyorsunuz, gidiyor çayırda yeniliyor. O zaman onu dışlayın, gönderin. Nedir? Bir sonraki de şampiyon olarak dönüyor. O halde 2019'a ben işverene sizin adınıza söyledim, sendika adına, arkadaşlarımız adına. Eğer sizin böyle bir kafanız varsa, 2019'da bu işçi başaramadı, grevi kırdı, giremedi, edildi, böyle bir düşünce varsa emin ol ki yanılıyorsunuz. İşte yemekte göreceksiniz, işte pazar günkü toplantıda göreceksiniz, işte bizim alacağımız o grev kararı nasıl uygulayacaklarını göreceksiniz. Baktığımız zaman 2019'dan bu yana, 2009 ve bu son 4 sözleşme tartışılır. İyi veya kötü, her sözleşme sonucu var diyeden geldiyse sizle nişli dişli gelmişiz. Burada geldiğiniz zaman temsilci, yönetici, şu arkadaşınız, sizde bir arkadaşınız, genel merkez yöneticisi olmuş. Ve yemin ediyorum şu kadarını söyleyeyim. İkramiyelerde istiratların kesilmesi için, paranın kesilmesi için. Evet, kabul etmek gerekiyor, orada bir çıkış yapmışlar. Kanser olmak, hasta olmak, bu olmak, şu olmak, insanın hissi tiskiniyor. Ben kanser olacağım, hasta olacağım, kemiklerim kırılacak, trafik kazası geçireceğim. 3 kuruş ikramiye alacağım. Böyle bir model var mı ya? Evet, biz bunları affederiz, veririz. Baktık böyle arkadaşlara, izin vereceğiniz en tepki şeklinde tartışmak istemiyoruz dedi bu. İkramiyesi arkadaşımız alacak dediler. Ve reddettik. Ve dolayısıyla arkadaşlar, bizim bu dönem, demin İbrahim kardeşim de söyledi. Emin olun ki, evet, kendiniz için, çalışma hayatı için, Eskişehir için. Eskişehir'e baktığınız zaman modern bir şehir. Eskişehir'e baktığınız zaman her tarafta turistin, 50 turistin geldiği, gezdiği yer. Her döneme baktığınız zaman mantıklı ve menkul olduğu yer. Her dönem baktığınız zaman Etin'in olduğu yer. Her yere gidin, Etin'in yatırımları var, katkıları vardır. Etin'in böyle bir çalışanı elbet hak ettiği ücretle alacak, hak ettiği eylemi de, hak ettiği desteği de bulacak. Bugün burada olduğunuzdan dolayı tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Peki, süreçte 15 Nisan ikinci 60 günlük sürecimiz geldi. Bugün buraya geldik, aslında yönetim olarak düşündük. Grev kararı alıp da gelebildik buraya.
O zaman ne olurdu biliyor musun? Sizin gözünüze biraz daha girmek. Bak arkadaşlar, gördük grev kararı ilan geldik. Bize hiçbir şey sormayın. Bak en hızlı rakibi aldık dedik. Değil. Döndüğümüz zaman en kısa ve en hızlı neyse grev kararını alacağız, getireceğiz. O grev kararı aldığımız zaman samimi söylüyorum o gün Tekirdağ Sendikası'nın genel başkanı, genel yönetimi, biz ve herkes. Hepiniz orada olduğunuz müddetçe emin olun ki greve bile gitmeyecekler. Diyecekler evet oturalım konuşalım bunları gereğini yapalım. Ama bir bölüm girerse, bir bölüm girmediği zaman, bir bölüm bunu yaptığı zaman sıkıntı yaşarsınız. Hep böyledir. Ve de tecrübe denilen nedir? Tabir caizse yaşadığınız olaylardır. Bayan kardeşlerim olmasa diyecektim. Yani yediğiniz ihanetlerdir. Veyahut da yaşadığınız olaylardır. Tabir caizse kazıktır yani. Güzeti bu. Yaşadıklarınızdır. Ama Tekirdağ Sendikası olarak biz 7 tane grev yapmışız. O grev sonuçları toplamasını yapmışız, çıkarmasını yapmışız. Grevden önce, grevden sonra temsilci itibar görmüş. Hep biz olmayacağız. İşçi itibar görmüş. Ustabaşı, postabaşı itibar görmüş. Bir bir tartışılmamış. İzinler konuşulmamış. Giyimler konuşulmamış. Nereden nereye? O dönemin zalimkar davrananların biri de o işletmelerde yok. Yine altı listeye söylüyorum. Sizin derdiniz, burada samimi söylüyorum, burayı katmıyorum, kendim. Yönetenler, patronlar da hariç, kimse sizin kadar eti düşünmez. Etinin başına bir şey gelsin, eti de yangın olsun, eti de su bassın, eti de bir mal etsin. Yöneticiler uzakta sarı çizmeleri yerler bakarlar. Siz ölümüne o işin içerisinde olur musunuz, olmaz mısınız? Olursunuz. Sadece emeğin karşılığını almak istiyorsunuz. Peki emeğin karşılığı var mı? Yok. Ve verdikleri teklif söyleyeyim. En düşük arkadaşımıza bak gelecek zam asgari ücretin üzerine 6,5. En yüksek olan o 500 lira gelen zam 520 lira geliyor. Gözünü büyütmesin. Ona da baktık izin içinde bazı arkadaşlarımız. Ona %12,5 zam geliyor. Genel ortalamaya verdikleri zam bizi üste koyarsan %18. Size verdikleri değer ne? Enflasyon kaç? %20. Biz 11 toplantı yapmışız, beyefendiler %20'lere gelmemişler. Sonra dönüp diyorlar ki, sendikanız agresif olur. Elbet olurum. Kimin adına? Elbet olacağız. Sizin adınıza 100 sefer de olursa en sert agresifliği yaparız. Zerre kadar kuşkumuz arkada olmasın. Şu sözü birbirimize verelim. Kuşkular olur eder. Yaşadıklarımız vardır, yaptıklarımız vardır. Tekrar 2009'u, tekrar geçen seneki sözleşmeyi, bugün bu sözleşmeyi talep üzerinde olduğu gibi bize vermiş olsalar dahi. Emin olun 2 sene sonra oluruz olmayız ama siz olursunuz. Burada da binlerce eksik olacak. Tıpkı bir aile gibidir. Hepiniz içinde 5 senelik, 7 senelik, 10 senelik evli vardır. İçinizde böyle bir şansın kimse yok ya babanız, anneniz oldu ya bir biraz kaldık. Oğlum sana 5.000 lira verdim iyi davrandı. 10.000 lira. Ve evin eksiklerini getir bak. Ve de 15.000'e düştü. 15.000 lira gidin evin eksiklerini liste yapın. Yapın. Kapıyı çekin. İçeri tekrar girin. 4 tane eksik görürsünüz. Unutmadınız. Toplu yine. Çengel yine unutulur. Sözleşmeler de öyledir. Bugün hangi sözleşme yaparsak yapalım 2 yıl sonra o tartışılır. Ama bilin ki bütün arkadaşlar adına söylüyoruz. Türkiye'deki bütün sözleşmede hiç tanımadığımız bir Ferrore'nin, hiç tanımadığımız bir Frito-Lay'nin yeni teşkilata girmiş, hiç tanımadığımız bir Çibitan'ı birbiri, bunlar markadır dediğimiz firmalardır, birbiri getiriyorlarsak, o adamlar direkt 4 ikramıyla geliyorsa, %35-%40 zam alabiliyorlar ise, yıllarca bu teşkilata Tekirdağ'ı ve de yıllarca burada eti 1 numara yapan insanlara en düşüğe %6,5, en yüksek zam alana %12,5, gelen ortalamaya %18. Hak mı reya mı arkadaşlar? Değil. Burada süreç döndüğümüz zaman yazılarımızı yazıp göndereceğiz. Biliyorsunuz 7 gün önceden greve gidemiyoruz. Eskisi gibi değil. Aslında lehimize bu. Eskide grev kararlıyordunuz. Sonra uyguluyordunuz. Şimdi uygulamayla grev kararı aynı bir. Ama yasa diyor ki
7 gün önceden işveren elinde olsun. Malını, mülkünü alacak, tedarikleri, bunları, şunları, bir şeyler yapacak. Ve dolayısıyla döndüğümüz zaman en kısa zamanda bunları yapacağız. Masaya çağırdıkları zaman 24 saat olsa geliriz. 24 saat olsa, hiç şüpheniz olmasın, bizim için önemlisiniz. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Sırf 4700 küsür eti değil. Koskoca arkanızda bir Tekirdağ Sendikası'nın örgütü var. Çünkü niye? Marka olarak bir numarasınız. Saygı olarak bir numarasınız. Eskişehir'de sizin attığınız her adım gelecekki çalışma hayatına yön verecek. Yine siz bizdeysiniz. Orada unutun söylemeye, söyleyin. Böyle palavra atmasınlar. Binden fazla buranın tedarikçileri vardır. Yapmış oldukları anlaşmalar vardır. Bir ünlüyü değiştirdiğiniz zaman kıyamet koparıyor. Ben yapamam, bu kadar bedel öderim diyor. Binlerce yuva, binlerce yumurta, binlerce çikolata, binlerce un anlaşmaları vardır. Onlar bizden daha fazla devreye girecekler. Sadece burada sizin birlik beraberliğiniz, o gün sizde özel can var. 7 tane grev yaşadık, gördünüz. Eğer Ferrore'de, eğer Doktor Ötker'de grev günü herkes katılsaydı, bütün samimiyetime söylüyorum, şimdi niye 3 tane sözleşme yaptık grevden sonra? Çünkü her şey gizli kalmıyor. Bu arkadaşlar bizi kandırdı dedi. Çoğu girmeyecek. 85 kişi girdi Doktor Ülker'de. İbrahim Bey hep oradaydı. 40 kişi girmedi. Eğer o 126 kişi veya 136 kişi greve girmiş olsaydı öğleden sonra sizi çağıracaktık. Ama 26 gün sürdü dedi. Niye? Ha orada kopma gelir, ha orada kopma gelir. Sonuç itibaren masaya geldiler. O gün burada temennimiz, yine söylüyoruz, yanlış anlaşılmasın. Yerin kulağı vardır. Mutlaka işveren adına olan olur. Artık gizli saklı adamları megafonla konuşuyor. Her yerde söylediğimizi söylüyoruz. Yüzlerine söylediklerimizi söylüyoruz. Eti işçisinin, sizlerin, Tekirdağ Sendikası'nın üyeleri eti işverenle, etilen değil, bir numara yapmak için uğraş veriyorlar. Emeğin karşılığını almak için uğraş veriyorlar. Ama kimse işveren adına orada görev yapan arkadaşlarımız, masada müzakere eden eti işçisini, eti çalışanları sizi kadar eti sevmediklerini herkes bilsin. Bunu sizin adınıza kefilim. Öyle mi değil mi? Öyle. Yani bizim amacımız hakkımızı almak. Ben bitiriyorum. Hakkımızı almak için de gereğini yapacağız. Orada soru geldi. Belki burada da olur. Ya greve gidersek ne olacak? Şu kadarını söyleyeyim. Tekrar çok önem veriyor Eskişehir'e ve eti çalışanlara. Burada hepiniz biliyorsunuz bir arsa aldık. Teşkilatta hiç alınmamış bir arsa. Bugün rakamlarını biliyorsunuz. O rakam kadar da ciddi bir şekilde biz orada ödeme yapacağız. Size kalacak. Sizin çocuklarınıza kalacak. Sizden sonra yöneticilik yapacak insanlara kalacak. Bugün biz yöneticiyiz, buradayız. Belki bugün sizin çocuklarınızdan bir tanesi 8-10 yaşında. Emin ol, belki de olacak 20 sene sonra Tekirdağ Sendikası'nın burada sizin adınıza. Evet benim. Belki de bu işletmede direktör olacak. Belki de bu Ali olacak, bilemeyiz. Ama orada eser olarak kalacak. Eğer grev yaşanacaksa orası mı, buraya mı? Orayı durdururuz. Bütün varlığımızı buraya yönleniriz. Bunu da bilin. Sorun cevabını aldınız değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi elbet tezgah çekeceğiz. Atatürk ve silah arkadaşları korkuyu göze almamış olsalardı cumhuriyeti kurabilirler miydi sizce? Peygamber Efendimiz İslamiyet için neler yaşadığınızı biliyorsunuz. Olmasaydı İslam'ı yaşayabilecek miydik? Hayır. Şimdi uçakta korkarsınız, uçağa binmeyeceksiniz. Araba konusu değil. Burada da işveren bir numarayken piyasada bir numara, ülken mülker rahmet olsun gitti. Yani ki bir numara o bütün ürünlerine korkmuyorsa, grevi göze alıyorsa, et işçisi 200 asker ücretinin 200 lira fazlasını layık görüp de korkuyorsa, greve göze alamıyorsa yapacak bir şey yok. Bir bedel vardır. Yani ki onu da sendika imkanlar dahilinde söyleyecek rakam şimdi doğru değil de greve çıkıyorsa, ediyorsa senin sorun işaret duydu. Oralara geldiği zaman gereğini yaparız ama oralara gelmeyecek. Son söz şu. O gün birbirimize söz verelim. Efelikte Anadolu'da bir laf vardır. Yani ki birbirimizi yolda bırakmayalım yine. O gün grev kararını alıp size geldik, burada konuştuk ama grev kararını almadık. Ne oldu? 3-5 kuruş üzerine aldık, bitirdik.
Gerçekten siz ne derseniz haklısınız. Ama bekleyenler olduysa geleceğiz, birlikte kurtaracağız, zafer diyeceğiz. Olmadı çünkü grev kararını sabahın hepimiz oradayız. Ama yarısı fabrikalara girdiyse ne diyeceğiz ya? Çocuklarını düşünmüyorlar. Eti'nin patronunu, Eti ailesini, kendi çocuklarını ne yapacağız? Onların geleceklerini, o direktörlerin daha iyilere çıkmasını, kendi çocukların, kendi geleceğini daha iyi düşünün, pes diyeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Kendiniz için istiyorsunuz. Başka için değil yani ki. Biz sonuna kadar yanınızdayız ve arkanızdayız. Siz de birbirinize sahip çıkın diyoruz. Hepinizi canla kutluyorum. Bayramınızı kutluyorum. Yarın orucu Allah kabul etsin tutan arkadaşlarımıza. Allah nice bayramlar, nice Ramazanlar, en iyi sözleşmeler sizlere nasip etsin. Ama her şeyde haberiniz olacak. Bilgilendireceksiniz. Süreci birlikte takip edeceğiz diyoruz. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüze göre olsun. Sorunuz varsa cevabını alalım. Ve bu arada çok sevindirici bir şey görüyorum. Gerçekten demin İbrahim Bey'e de, Tarık Bey'e de. Emin olun, çok canlı bir işçi görüyorum. 2009'da da yeni gelmiştim genel merkeze. Ya dışarıda yanlarınızda gittiğimiz zaman adamların yüzüyle belliydi. Evet, bu eti çalışanı iş yapar abi, geleni yapar. Hiç şüphem yok burada. Bir de bayan arkadaşlarımız var. Ali Bey'e size de teşekkür ediyorum abi. Varsa, cevap varsa dinleyelim. Varsa söylemek istediğiniz. Buyurun kardeşim. Başkanım, öncelikle hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlara, burada herkese. Biz sonunuza kadar yanınızdayız. Biz 2009 grevini de gördük. Bir dakika ya. Ya arkadaşlar. Benim sizde özel bir ricam. Hadim açtım, şubede af istim Hüreyim Bey'de de. Bu resimler önemli. O tarafta unuttuk da. Eğer dağılmayan arkadaş bize söylesin. Biz hemen böyle toplu bir resim çekelim burada. İyi olur değil mi bu böyle? Ne dersiniz? Yani böyle beraber bir resim çekelim eğer uygun görseniz. Yani biz öyle geçelim. He. Dağılmayın da böyle bir resim burada daha iyi olur. Biz de buyur arkadaşımız bize söyleyecek de bir ayrılmayın da. Yüzünüz bu tarafa dönsün. Evet abi. Gel abi. Buyurun. Biz 2009 grevini de yaşadık. Resimi çekelim, öyle konuşalım abi. Arkadaşlar, şöyle bir toplanabilir miyiz? Bayan arkadaşlar, buyurun, sizde olur ama eski şey. Bayanlar, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan arkadaşımızı alabilir miyiz? Sorusu vardı bir abimizin. Evet abi. Buyurun. Buyurun. Yaklaş. Seni böyle alın. Arkadaşlar, öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Sayın başkanlarımıza da. Biz 2009 grevini de yaşadık. Bundan önceki sözleşmede ben ev aldım, ben araba aldım, benim borcum var, derdim var. Eğer böyle yapacaksanız, birlik olmayacaksanız hiç başkanımız da imzaya atsın geçsin. Ama birlik olacaksanız, sonuna kadar yanınızda olacaksanız Eti Grup olarak biz sonunuza kadar yanınızdayız. Her şey için teşekkür ederim. Alıyoruz abi. Sonuna kadar biz de sizin yanınızdayız yani. Burada şüpheniz olmasın. Bu ekip sonuna kadar yanınızda. Her şey gönlünüze göre olsun. Allah'a emanet olun.